Değerli izleyenlerimiz, Yeryüzü Notları programında beraberiz. Bu programımızda ülkemizin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki bir coğrafyadan bahsedeceğiz. Her ne kadar coğrafya olarak 3,5 katı olsa da nüfus olarak 18 milyon nüfusun yaşadığı bir ülkeyi konuşacağız. Bölge olarak Asya'da olan bir ülke ve konuğumuz yaklaşık 7 gün boyunca ülkede incelemelerde bulundu ve orada gördüklerini ve özellikle ülkeyi 28 ila 30 yıl idare etmiş olan Nazarbayev sonrasındaki durumu ve bu durumun siyasal anlamdaki özellikle yönetim, halk bazında, ekonomi, komşu ülkeleriyle alakalı konularda ne tür bir değişikliğe doğru gittiğiyle alakalı gözlemlerini yaptı ve bu akşam burada kendisinden bu gözlemleri dinlemiş olacağız. Konuğumuz İnsamer, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Avrasya Araştırmacısı Burak Çalışkan. Burak hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kazakistan, Türkiye'nin 3,5 katı büyüklüğünde 2 milyon 730 bin kilometre kare büyüklüğünde bir coğrafya alanına sahip ee, Rusya'dan 1991'de ayrılmış ve o gün bugündür de Nazarbayev'in devlet başkanlığında, hükümet başkanlığında devam ediyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde kendisi seçime girmedi. 7 liderin seçime girdiği bu yarışta Tokayev ipi evet. göğüsledi. Peki 30 yıl sonrasında Kazakistan'da bir taraftan daha önce her şeyiyle birlikte olduğu Rusya'ya bağlı iken... Yine gençliğinde Rus komünist gençlik kollarında faaliyet göstermiş olan Nazarbayev'in liderlik yaptığı bir ülkenin Rusya ile ilişkileri o gün bugündür nasıl? Ve ondan sonraki durum efendim nereye doğru gidiyor? İsterseniz Kazakistan'ın böyle mini kısa tarihinde evet. başlayalım. Ee, söz sizin. 90'ların başında oldukça sorunlu bir ülkeydi aslında Kazakistan. Hatta e, Sovyet sonrası dönemde en kırılgan olan, belki ülkenin bölünebileceğinden bahsedilen bir ülkeydi. Çünkü nüfusunun büyük bir bölümü Ruslardan oluşuyordu, Rus azınlıklar. Kazaklar neredeyse azınlık statüsünde kalıyordu. Çünkü Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular, yani Avrupalı diyebileceğimiz kesim neredeyse Kazakistan'ın %50'sinden fazlasını oluşturuyordu. Bu noktada Kazakistan, e, Kazak nüfusu da oldukça sınırlıydı. E, zor bir coğrafya, zor bir siyaset içerisinde e, aslında Nur Sultan Nazarbayev'in başarılı bir politika izlediğini, denge siyaseti içerisinde e, halkların bütünlüğünü sağla, sağlayabildiğini ve bugün geldiğimiz noktada e, Kazak nüfusunun yaklaşık %70'ini artık ülkeyi oluşturduğunu e, söyleyebiliriz. Bu çok kolay olmadı. Ee, önemli bir siyaset izlendi, ee, önemli bir, bir yapı kuruldu. Hala biz bugün e, baktığımızda Kazak devlet organlarının yüzden fazla etnisseye sahip olan ülkedeyiz. söylemini ön plana çıkardığını görüyoruz. Yani bir ulus devlet anlayışından ziyade e, Kazaklığı ön plana çıkarmaktan ziyade Kazakistan 100 farklı etnisseye e, sahip olan bir ülke. Bu söylemi ön plana çıkartıyorlar. Biraz önce saydığınız, biraz önce saydığınız etnisitedeki vatandaşların Kazakistan'da oluşları hı hı. zorunlu bir iskan mıdır yoksa coğrafi olarak kendilerini tercih ettiği yaşamak için özellikle orada bulunmak istedikleri bir durum mudur ee, şöyle aslında 1700'lerden itibaren özellikle Ruslar, yani e, kuzeye doğru ilerledikçe, daha doğrusu güneye doğru ilerledikçe Ruslar, oraya Rus yerleşimciler e, açıkçası yerleştirilmiş. Bir noktada İsrail siyaseti gibi, bugünkü İsrail siyaseti gibi. E, çünkü... Moskova'ya bağlı birlikler oluşması açısından aynı şekilde yine Almanların gelişi Belarusların gelişi de bu imparatorluk döneminde gerçekleşmiş Bazı bu mücadele ve mübadeleden kaynaklanıyor. Aynı şekilde yine Kazakistan'da çok farklı etnisteler var yani işte Çinli Müslümanlar da var Doğu türkistanlılar da var. E, tacikler de var, Özbekler de var. Yani e, yüzden fazla etnisyeden bahsediliyor. Bunların da birlik olduğu bir asamble var. Yani bir organizasyon söz konusu. Burada çoğunun temsil e, durumları var. Mesela iki tane e, Alman milletvekilinin yani açıkçası Almanya'yı temsil eden bir, e, oradaki diasporayı temsil eden isimler var. Bunlar oldukça yani, önemli Kazakistan İfadeniz ilginç geldi. Almanları mı temsil ediyor, Almanya'yı mı temsil ediyor? Az açıkçası Alman, Almanları. Yani şöyle söyleyelim, biz o daha önceki konuşmalarımızda da vardı. Yine oradaki insanlarla görüştüğümüzde de. E, bunlar kendi aralarında bir bütünlük sağlıyorlar ama genel yapı olarak Kazakistan'a bağlı isimler. Hatta Ruslarla olan sorunları da e, sorduğumuzda e, böyle bir ayrılığın mümkün olmadığını açıkçası Kazakistan'a bağlı oldu. Yani oradaki yaşantıya bağlı olduğundan bahsediliyor tabii ki. Hani dışarıdan nasıl bir tehdit gelebilir? Ukrayna'daki gibi bir süreç işlenebilir mi? Bu 30 senedir konuşulan bir durum. Ancak bugüne kadar herhangi bir etnik problem yaşanmadı Kazakistan'da. Bu açıdan bakıldığında Nazarbayev'in başarılı bir evet. politika güttüğünü söylüyorsunuz. Evet. Yani bunu söyleyebiliriz. Şu an çünkü 90'ların başında söylenen şey burası bir kaos, bir kriz alanı olacağıydı. Ancak Kazakistan böyle olmadı. Ee, sorunlarının büyük ölçüde çözdü. Ekonomik olarak da gelişmesini e, devam ediyor, gelişmeye devam ediyor. Diğer ülkeler gibi olmadı. Bunu söyleyebiliriz. Ne tür bir siyasal yönetim uyguladı? Daha çok Rusya yanlısı mı yoksa Çin komşu hı hı. aynı şekilde bu arada Türkiye'nin hem ırksal olarak hem dinsel olarak bir yakınlığı var. Ayrıca Türk ırkından gelen komşuları var. Evet. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde bu 30 yıllık süreçte başarılı olduğunu düşündüğünüz Nur Sultan Nazarbayev bu anlamda nasıl bir politika izledi? Bir ve bütün bir politikadan bahsedemeyiz 30 senede. Değişkenlik gösterdi zaman zaman. Özellikle 90'ların başı, 2000'lerin ortalarına doğru diyelim. Tabii ki bahsettiğimiz bu Rus azınlık büyük bir sıkıntıydı. Çünkü şöyle söyleyebiliriz, o günlerde Rus milliyetçiler Kazakistan'ın kuzeyini yeni bir alan olarak görüyorlardı. Yani Rusya'ya bağlanması gerekli bir alan olarak. Aynı Doğu Ukrayna'da olduğu gibi aynı Gürcistan'ın kuzeyinde olduğu gibi bu bölgelerin tekrardan Rusya'ya bağlanması gerektiği, Rusya'nın bir imparatorluk e, bakiyesi açısından Rus azınlığı kendisine dahil etmesi gerektiği konuşuluyordu. En azından Kazakistan'ın bazı noktada daha çok Ruslar mı yaşıyor? Evet. Ku, kaz, ku, bugün bundan bahsedemeyiz ama o gün öyleydi. O gün için, evet. Ve burada tabii ki bir politika izlendi bahsettiğimiz noktada. E, Tabii ki Rusya'ya yakınlık çok önemliydi Kazakistan açısından. Ancak bir denge siyasetinden bahsedebiliriz. 95, 1995 yılında Çin'le ciddi bir enerji anlaşması gerçekleştirildi. Bunun ardından özellikle ekonomik anlamda Çin'le de bir yakınlaşması oldu Kazakistan'ın. Hem komşu devlet hem önemli bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bugün de ülkede oldukça etkin olduğunu söyleyebiliriz Çin'in. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın da ülkede faaliyetleri var. O günler daha çok Rusya ile işbirliği içerisindeydi. Ancak 2000'lerin ortalarına doğru bu denge siyasetini çok daha güçlü bir şekilde oynamayı başardığını söyleyelim. Hele hele 2010'dan sonra <laughs> dünya diplomasisinde de Kazakistan'ın bir yerinin olduğunu, işte Astana görüşmeleri olsun. Yine İran'ın P5 artı bir ülkeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde yine Almatı'da ev sahipliği gerçekleştirdi. Yine arada, Asya oyunları. Bu arada bir de başkent değiştirdi. Tabii. O başkent çok daha eski tabii ki. Bu değişim 97 Almatı'dan Astana'ya kaydırılan bir süreç. Rus azınlığın olduğu bölgeye daha yakın bir başkent seçildi ki bir güvenlik meselesiydi bu. Ve biz bugün hastaneye baktığımızda daha öncesinde Rus, Rusların çok daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bugün neredeyse Rus görmek oldukça zor hastanada. Böyle bir yapı kuruldu açıkçası. Peki Ruslar bu arada nereye gittiler? Şöyle yani bağımsızlıktan itibaren toplu halde göçler de yaşandı Rusya'ya kendi ana ana ülkelerine kalmayı tercih edenler oldu. Ülkenin çeşitli yerlerine dağıldılar. Ekonomi neredeyse, ticaret neredeyse oraya dağıldılar. E, ayrı zamanda da tabii ki e, diyelim ki Moğolistan'da ya da diğer farklı ülkelerde Kazak Kazaklar vardı. E, devlet onlar için büyük alternatifler sundu. Yani Kazakların dışarıdaki kazakların Kazakistan'a yerleştirilmesi için bir politika izlendi. Genelde de kuzey bölgelerine yerleştirildi. Toprak verildi, iş verildi. Bu imkanlar sunuldu Kazakistan'da. Ee, aynı zamanda yine doğum oranı, kazakların doğum oranları Ruslara göre çok daha fazla. Tüm bu etkenler bir yandan bir yandan da oranı değiştirdi ve kazaklar artık ülkenin %70'inden fazlasını e, oluşturuyor diyebiliriz. Ee, yani 30 yıl gibi bir kısa sürede %30'lardan %45'lerden %45'lerden 45 70'lere 70 gelmek hakikaten evet. önemli bir başarı. Peki evet. 28 yıl e, devlet başkanlığı ve sonraki süreçte seçimlere katılmama kararı e, neden? Şöyle Nazarbayev artık tabii e, sembol bir isim oldu. Kazakistan'da, dünyada da artık tanınan bir isim. Özellikle dediğim gibi 2010 yılından itibaren dünya diplomasisinde yeri olan bir isim. E, Putin'le çok ciddi ilişkileri var. Bizim Cumhurbaşkanımızla çok ciddi ilişkileri var. Amerika ile konuşabiliyor, Çin ile konuşabiliyor. Bu çok önemli tabii Kazakistan açısından. Bir anlamda artık yer edinmiş birisinden bahsediyoruz. Ancak biliyorsunuz Orta Asya'da daha çok otoriter bir liderlik söz konusu. Belki bölgenin durumundan dolayı yani artık tabii ki değişti bu isimler de değişti. Kazakistan'da Nazarbayev bunların artık neredeyse sonuncusuydu. Böyle, böyle söyleyebiliriz. Çünkü ya ölümle değişti ya farklı olaylarla bütün bu liderlik anlayışı değişmişti. Ancak Nazarbayev'in artık Batı ile olan diyaloğu yani böyle söyleyebiliriz farklı bir süreci gerektiriyordu. Yani ben böyle yorumluyorum en azından. E, tamamen çekilmedi kenara. Ancak 30 senenin ardından Daha kendi oluşturduğu açısından bıraktı mı bıraktırıldı mı? Bence bıraktı. Bıraktı. Zaten şu anda da gördüğümüzde kendi oluşturduğu bir siyasal sistem var. Kendisinden sonra bunun nasıl oluştuğunu nasıl işlediğini görmek istiyor. Zaten her şeyi bırakmadı bu arada. Hala partinin genel başkanlığını gerçekleştiriyor. İktidar partisinin güvenlik konseyinin başkanlığını yürütüyor ki güçlü bir. E, haklara var. Güçlü hakları söz konusu. Aynı şekilde de ayrılmadan önce de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini biraz olsun sınırlandırmıştı. Bu çok büyük bir sınırlandırma değil ama biraz olsun sınırlandırmıştı. Bu, bu şekillere kendine bir koruma da alarak geriye çekilip sistemi izlemeye çalışıyor. Getirdiği isim e, kendisine oldukça yakın bir isim. 11 sene başbakanlığını yürütmüş bir isimden bahsediyoruz. E, ve yine dışarıda çok büyük eee görevleri oldu. Birleşmiş Milletler'de çalıştı. Tokayev'den bahsediyoruz. Ve dünyayı bilen, Çin'i bilen, Rusya'yı bilen, Amerika Birleşik Devletleri'ni bilen, anlayan bir isimden bahsediyoruz. Bu da aslında dış politikada denge siyasetinin devam edeceğini, Kazakistan'ın bu şekilde bir politika izleyeceğini de öngörebiliyoruz. Çünkü biz son 5-6 senede şunu sezinledik. Daha öncesinde Rus yanlısı diye eleştiriler geldi Nazarbayev'e. Ancak bu Mecburiyetten ve zorunluluktan olduğundan bahsedebiliriz. Kazakistan'ın içerisinde bulunduğu durum. Ancak biz son 10 senede çok farklı bir Kazakistan ve Nazarbayev gördük. Özellikle gıda ile alakalı tarım ürünlerinin Rusya'ya satışı konusunda da ciddi anlamda eleştiriler getirilmişti. Fakat söylediğiniz anlamda yeni kurulan bir devlet ve bu <laughs> anlamda belki de ülkedeki kamu kurumlarının neredeyse hepsi Rusla, daha doğrusu Ruslar iktidarda iken kurulmuş hı hı. olan kamu kurumları, bir anda herhalde bir bağımsız devlet olabilme yolunda çok da güven telkin etmediği gibi mi değerlendireceğiz yoksa daha farklı nedenler mi var? Şöyle söyleyebiliriz, bir gençleştirme süreci var şu an Kazakistan'da bu bahsettiğiniz olaya denk geliyor. Yani Sovyetlerden kalmış birçok bürokrat var ve bu sisteme alışmış isimler ancak Nazarbayev'in kendi liderliğinde devam eden bir gençleştirme operasyonu vardı. Neydi bu? O dönemden kalmış isimlerin yerine artık bağımsız Kazakistan'ın Kazakistan'da eğitim almış yeni bireyler yetiştirildi. Yani artık Sovyet sisteminden çok daha farklı isimler. E, bu son 10 senedir yapılıyordu. Tokayev'in de gelip ilk yaptığı işlerden biri bu oldu. Gençleştirmeye devam edilmesi. Yani artık biz e, işte Rusya'ya bağımlı bir devletten bahsetmemiz oldukça zor. Bir kere bunu söyleyebiliriz. E, tabii ki Rusça etkin ülkede. E, bu yaygın bir kültür. E, ancak güney indikçe Rusya'nın bilinmesi mesela bazen zorlaşabiliyor. Türkistan bölgesinde, Çimkent bölgesinde, Almatı'da. Kazakça çok daha yaygın. Kazak milliyetçiliği daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Ee, Astana'da tabii ki Rusça yaygın. Bir noktada orada anlaşma dili, iş dünyasının dili Rusça. E, ancak biz 90'ların ortaları hatta 2000'lerin başın, başındaki süreçten bahsedemeyiz. Artık çok farklı bir Kazakistan var. Ee, Tokayev aslında Nazarbayev'in devamı. Anlattıklarından o anlaşılıyor. Bunu göreceğiz aslında. Şu an tam olarak söylemek biraz zor. Ee, bu şekilde geldi. Ancak e, ne olur çünkü değişebiliyor zaman zaman biliyorsunuz. Farklı belki yardımcısı olarak geliyor. Ancak daha farklı bir süreci de süreci de biz görebiliyoruz. Ancak şu an işlenen süreç kesinlikle bu. Yani sistem devam ediyor. Rejim aynı şekilde devam ediyor. Peki <laughs> ee, özellikle e, Nazarbayev'in Türkiye ile alakalı bu Rusya krizinde ara buluculuğu önemli bir evet. etken olarak hem bizim açımızdan hem Rusya açısından tarih sahnesinde yerini aldı. Sonuçta iyi de oldu. Evet. Peki Kazakistan açısından bu iyi sonucun faydası ne oldu? İki de oldukça yakın tabii Nazarbayev. Hem Türkiye ile hem Rusya ile. Böyle bir kriz onları zor durumda bırakacaktı. Zaten kriz böyle devletleri her türlü zor durumda bırakır biliyorsunuz. Bir anlamda çok önemli bir liderlik sergiledi. Önemli bir ara buluculuk. Ve şu anda her iki devlette de işbirliği gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi hatta o uçak krizinin ardından Astana süreci de yine Kazakistan'da gerçekleştiriliyor. Bir anlamda kendisine bir diplomatik alan da buldu tabii ki. Her iki ülkede de çok ciddi işbirliği içerisinde, ekonomik anlamda, siyasi anlamda o krizi bu şekilde tersine çevirmeyi başardı. <laughs> Biraz rigid olabilir ama şimdi Türkiye açısından Kazakistan özellikle Asya'da kendisi için önemli bir ortak ve bu anlamda onun orada gelişmesi ve bir şekilde liderliği oynaması Türkiye için önemli. Evet. Ama Rusya açısından kendisine bir rakip olma olasılığı olan ülkeye müsaade ediyor oluşu çok mantıklı durmuyor. Kazakistan için mi evet. söylüyorsunuz? Hani, yani Kazakistan'ın liderliğe oynaması hı hı. Rusya açısından çok böyle siyasal anlamda ve politik anlamda çok mantıklı durmuyor. Rusya neden buna ses çıkarmıyor ya da çıkaramıyor? Ee, tabii hani Kazakistan işte 18 milyon nüfusa sahip. Rusya ile biraz o noktada kıyaslamak belki zor olabilir. Ee, bu arada hani zaten Moskova'nın çok ciddi bir yakınlığı söz konusu Kazakistan'a kendisinin hani kendisiyle işbirliği yapmaktan vazgeçmediği sürece Kazakistan Rusya için önemli. Ancak farklı bir süreç olursa Rusya'yı kızdırabilir bu. Yani şu anki gidişat Rusya'yı kızdırabilecek bir gidişat değil. Çünkü Rusya'nın hala ne yazık ki ülkede askeri üsleri var. Çok ciddi, çok büyük sayıda askeri üssü var. ekonomik olarak hala hani ülkede etkin ama ondan çok daha etkin ülkeler söz konusu birazcık daha güvenlik konsepti içerisinde düşünüyor Rusya Kazakistan'a baktığımızda zaman ve diplomatik anlamda da yine işbirliği içerisindeler ancak bu hani şimdilik Rusya'yı kızdırabilecek seviyede bir ilişki değil yani Kazakistan'ın oynadığı oyun fakat <laughs> z'deki özellikle Rus nüfusun azalması <laughs> oraya Kazakların gelişinin hızlandırılması ve teşvik edilmesi bu anlamda o bölgede Başlangıçta burası Rusya'ya bağlanması gerekir diyen bir Kazak halkı varken şu anda böyle bir şey yok neticede. Yok orada Kazak halk artık... Ruslar Ruslar bunu söylüyor. Ruslar yani Kuzey Rus... Kazakistan'ın kendilerine bağlanması gerektiğinden bahsediyorlar. Kazakistan'daki Ruslar değil mi? Hayır hayır hayır. Yani Ruslar yani evet Rusya'daki yani milliyetçi ultra ultra Ruslar da o bölgedeki mislisiniz? Ruslara bakarak bunu söylüyorlar. Yani onlar o hayali kuruyorlar açıkçası. Yoksa e, dediğim gibi yani 90'lardan itibaren hiçbir şekilde bir etnik kriz yaşanmadı Kazakistan. Çok enteresan bir şekilde. Çünkü bu politika iyi... O iyi anlamda izledi. söylemiyorum. Netice itibariyle orada bir Rus azınlık var. Evet. evet. Ve Rusya da bu azınlığa bakarak bu bölgenin Rusya'ya bağlanmasını evet. söylüyor. Ama gelinen noktada o bölgedeki Ruslar yavaş yavaş Rusya'ya ya da başka bir ülkeye göç ederek oradaki Rusların bu teorisinde ellerini zayıflatmış oluyor. Bu anlamda soruyorum. Yani Rusya bilmiyorum belki başka nedenler olabilir. Var olan ilişkiler dediğim gibi bunları şimdilik hani gündeme getirilemedi. Yani nasıl söylesem. Zaten Rusya orada istediği e, durumu aldı. Yani çok ciddi askeri üsler söz konusu. 7-8 tane askeri üstten bahsediyoruz. Bunların elinden alınması yani bunların kapatılmasının ardından bu krizler yaşanabilir. Zaten yani, yoksa yani buradaki tabi çok fazla önemli değil. Önemli Tabii. olan askeri anlamda. Peki Çin? Çin ülkede çok büyük etkinli olan ülkelerden biri. Belki de yakın gelecekleri en önemli devlet olabilir ülkedeki. Bu biraz zorunlu bir şey. Çok hem olumlu hem olumsuz yanları var. Aslında tarihsel anlamda e, Kazak halkında bir sinofobi var. Yani bir Çin karşıtlığı söz konusu. Efsanelerde, anlatılar anlatılarda bir Çin karşıtlığından bahsedebiliriz. E, ancak 95-97 yıllarıyla birlikte özellikle enerji alanında e, Çin ülkede, e, ülke ekonomisine büyük bir söz sahibi olmaya başladı. Yani... E, ...petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları... ...aynı şekilde yine e, Türkmen doğalgazının Çin'e ulaşmasında... ...yine Kazakistan bir e, aracı konumunda. E, Çin şirketleri çok yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. E, Çince öğrenimi her geçen gün artmaya başlıyor. Kazak öğrencilerin en fazla eğitim aldığı ülke Çin. E, tüm bunlar aslında çok e, farklı bir eğilimi doğuruyor. Tabii ki devlet şu anda... Çin'le olan ilişkilerinden memnun. Bunun birinci sebeplerinden bir tanesi de e, yeni İpek yolu projesi. Biliyorsunuz Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı 2013 yılında e, bu projeyi ilk defa Kazakistan'da Nazarbayev'le birlikte açıkladı. Bu çok sembolik bir değeri taşıyor. İlk anlaşma da Nazarbayev'le yapıldı. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir anlaşma. Çok ciddi bir sıcak para giriyor Kazakistan'a bunun sayesinde. Yollar, otobanlar, mega projeler gerçekleştirildi. E, ve tabii ki bu ekonomik anlam e, Kazak Devletini Çin'le olan ilişkilerini değerli kalıyor. Ancak bunun yanında halkın başka bir tepkisi var. Nedir bu Doğu Türkistan? Doğu Türkistan olayları Kazak halkı açısından kabul edilemez durumda. E, sadece Uygur Türklerine değil o, Kazak Türkleri ve yine Kırgızlar da e, Uygur e, Uygur Türkleriyle birlikte Çin hapishanelerinde o Çin'in dünyaya bir şekilde işte eğitim kampları olarak sunduğu toplama kampları 21. yüzyılda oluşan bu bu vahim duruma 1 milyondan fazla Müslüman Türk maruz kalıyor. Bu da e, Kazak halkını oldukça kızdırıyor ve Çin'e yönelik büyük bir tepki söz konusu. E, Çinde bazı özür diliyorum Kazakistan'da bazı e, aktivistler var Uygur Türkleri yani hapishanede olan Uygur Türkleri Kazak Türkleri ile Onların ailelerini buluşturabilmek, konuşabilmek için, e, seslerini duyuran hem internet ortamında hem e, sokak gösterilerinde birçok isim var. Bunlardan bir tanesi Seydikşan Bilaş'tı. E, Mart ayında gözaltına alınmıştı. Dün serbest bırakıldı. Çok popüler bir isim, sembol bir isim haline geldi. E, Astana'da, Almatı'da, e, Çimkent'te, büyük şehirlerde Çin'e yönelik büyük protestolar söz konusu zaman zaman. Doğu Türkistan konusuyla alakalı. Devlet tabii ki... Ama bu protestolar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri çok fazla etkilemiyor. Anlaşılan o. Devlet tabii ki Çin'le komşu Çin büyük bir devlet. Küresel güç olmaya giden bir devletten bahsediyoruz. Kazakistan'ın e... Tabii ki onu durdurabilecek bir gücünden bahsedemeyiz. Çin'i durdurabilecek bir gücünden. Ancak buna rağmen Kazakistan halkının tepkisini zaman zaman azaltabilmek için bazı tepkiler veriyor. Serikjan Bilaş'ın yine hapishaneden çıkması da bunun bir göstergesi aslında. Çünkü Çin'in orada bir baskısı söz konusu bu ismin gözaltına alınması açısından. Yine e, şunları biz gördük. E, orada insanlarla konuştuğumuzda da bu tepkileri aldık. Zaman zaman oradaki Kazakları ve Uygurları, bazı aileleri, Kazakistan talep ediyor ve Çin de o aileleri Kazakistan'a verdi. Ve bunlar Kazakistan'a yerleştirildi bu aileler. Yani Uygur'da toplama kamplarında kurtulmak istiyor. Bazı bazı aileler biraz göstermelik, biraz basına yansıması açısından. Peki bu arada Kazakistan kendi toplumunu da yatıştırma olarak algılanabilir mi bu? Tabii ki. Yani zaten orada toplumla Tam anlamıyla karşı karşıya gelmemek için zaman zaman Çine yönelik bu söylemler gerçekleştiriliyor çünkü Kazakistan'da Doğu Türkistan meselesi oldukça etkin. Yani bunu söyleyebiliriz. Yani bu çok konuşulan, çok merak edilen, oldukça Kazakistan'ı diri tutan, Kazakistan'ı diri tutan bir mesele. E, hangi kanallardan haber alıyorlar? Sağlıklı haber alınabiliyor mu? Bunları da konuşacağız ama bir aramız var. Aradan Tabii. sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara, aradan sonra Kazakistan'ı konuşmaya devam edeceğiz. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın sunduğu Yeryüzü Notları programı devam edecek. Değerli izleyenlerimiz aradan sonra tekrar beraberiz. Kazakistan'ı konuşuyoruz. E, 7 gün Kazakistan'da kalan ve daha önce de yine bu ekranlarda sizlerin de yakından tanıdığı Burak Çalışkan'ı bu akşam misafir ettik. Birinci bölümde ara vermeden önce özellikle Çin'le ilişkilerde Doğu Türkistan konusu Kazak halkının en hassas olduğu ve özellikle konuşmak istediği ve bir şekilde bir araya gelindiğinde mutlaka konu olduğunu ifade etmişti. Ben de kendisine sormuştum. Çin özellikle Doğu Türkistan'la alakalı haber almayla ilgili ciddi anlamda bir sansür uyguluyor. Peki haberleşme nasıl oluyor? Haberler nasıl sağlıklı bir şekilde oraya geliyor? Bakalım cevaplar ne olacak? Hakikaten bu kadar sansüre rağmen nasıl haber alabiliyorlar? Aileler var hocam, gidiş gelişler. Hani bizim güneyde doğuda konuştuğumuz o hani Arap aşiretleri ya da Türkmenler nasıl böyle bir aile bağı söz konusuysa, orada da yine. Çok ciddi sayıda büyük bir aile var ayrı ayrım anlamında. Gidiş gelişler söz konusu tabii bir komşu devletten bahsediyoruz. Her zaman da bir sıkıntı yaşanmıyor. Bunun Türkiye gelişlerde geri dönüşler olmuyor ne evet. yazık ki. Fakat Kazakistan'a gelişlerde geri dönüş kendi ülkelerine dönebiliyorlar mı? Biraz daha farklı tabii komşu devlet sonuçta. O yüzden gidiş gelişler söz konusu. Ancak zaman zaman mesela Çin devleti bazı Uygur Türklerini Kazakistan'dan istiyor. Ya da işte hatta Kazak vatandaş Kazak vatandaşlarını talep ediyor. İşte belli bir bahane uydurarak onların geri verilmesini istiyor. Bu noktada da çok enteresan bir şekilde Kazakistan'ın bu isimleri vermediğini söyleyebiliriz. Yani bizim aldığımız bilgi bu yönde. Hatta ve hatta e, ilk bölümde de söyledik. Bazı isimlerin de Çin'den alınıp yine Kazakistan'a yerleştirildiği de e, basına yansıyan haberler arasında. Kazakistan buna direnebiliyor mu? E, halkın tepkisi gerçekten ciddi. Bundan dolayı da hani e, Çin'de Kazakistan'la olan ilişkilerini tam anlamıyla bozmamak için bazı durumlarda bu tarz girişimlerde bulunabiliyor birazcık da oradaki ortamı yumuşatmak adına peki Burak özellikle bu Çin'in toplama kampı diye ifade edilen hakikaten 1 milyonun üzerinde insanın adeta hapishane hayatı yaşadığı iddia edilen o olayla alakalı sizin orada aldığınız bir bilgi var mı? Yani ciddi bir problem oldu. Hakikaten büyük bir asimilasyon politikasının izlendiği, burada orada yaşamış hani haber alma mekanizmasından kimi insanların ortadan kayboldu. Haber alınamadığına dair çok ciddi bilgiler var tabii ki. Büyük bir acı yaşanıyor orada, büyük bir dram yaşanıyor ve ne yazık ki de hala izleniyor olay. Dünya kamuoyunda da yeni yeni daha fazla artık gündeme gelmeye başladı. Ancak orada e, olayın şahidi çok fazla insan var. Anladım. Peki tekrar Kazakistan'a dönecek olursak Kazakistan'da sadece Çin yok. Aynı zamanda ABD de var değil mi? Tabii. Özellikle ABD'nin e, Rusya ve Çin arasında Kazakistan'ın e, orta bölgede duruyor oluşu Kazakistan açısından nasıl değerlendiriliyor? Olumlu. <laughs> Olumlu. Tabii ki. Çünkü şundan dolayı yani en başta bahsettik Rusya ülkede zaten çok etkindi ve bundan kurtulmak isteyen bir Kazakistan var. Tam anlamıyla bir bağımlılık sürecini yaşamak istemiyor. İkinci bir alternatif Çin en yakın coğrafyada ekonomik olarak etkin, etkinliği var ama Çin'e de bağımlı olmak istemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bir üçüncü alternatif doğal olarak bir küresel güç olarak Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği ülkeleri olan ilişkiler. Bunların içerisinde tabii ki Türkiye'de var, İran'da var, onlardan da bahsedebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile konuşabilmesi Kazakistan'ın ki Nazarbayev geçen sene mesela çok ciddi bir ziyarette bulundu. Yani biri Trump karşılamıştı. Orada ee, önemli bir konuşma oldu ve stratejik müttefik olarak adlandırdı. Yani tabii ki stratejik müttefik e, ABD'nin bu söylemi kullanması e, belki kolay olabiliyor ama <laughs> en azından Rusya nezdinde Biz izinde, strateji kelimesini evet, iyi biliriz Türkçe evet, olarak. Ama bu e, Kazakistan'a şöyle bir güç veriyor Hani ben herkese konuşabilen her türlü alternatifi olabilen bir ülkeyim. Bu önemli bir şey çünkü o coğrafyada ayakta kalabilmek açısından. Bundan dolayı tabii ki batı ile olan e, ilişkilere çok ciddi önem verdiğinden Türkiye, bahsedebiliriz. Orada. Türkiye çok e, etkin tabii ki. Yani şöyle Kazaklarla konuştuğumuzda, mesela bir, biz e, Nur Otan iktidar partisinden bir yetkiliyle de görüşme fırsatı bulduk. Türkiye-Kazakistan ilişkilerine dair. Orada e, ilk söylenilen durum şu, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye. Bu hala unutulmamış o coğrafyada. Ve Türkiye gerçekten de kardeş ülke olarak e, tanımlanıyor. Yani bu afaki bir söylem değil. Kazaklar da bunu açıkçası bu şekilde tanımlıyorlar. E, ve Türkiye'ye bakış birçok kişiyle konuştuk biz. E, ve şu şekilde daha çok 2-3 tanımlaması var. Bir turizm cenneti. Türkiye'ye böyle bakıyorlar. Yani bir e, turizm için en güzel alternatif. Gerçekten bir kardeş ülke alternatif var ve üçüncüsü de uzun yani diyelim ki son senelerde biz bunu başarmışız orada ee, olumlu olarak anlatıyorlar dizilerimiz. Dizilerimizden dolayı da hakikaten e, Türkiye'deki yaşama e, yani Türkiye'ye karşı daha önce yapamadığımız tarza diyelim daha olumlu bir e, yönelim söz konusu. Bu Anladım. şu anda Türkiye'ye bakışın birinci e, olayları. Yeme içme ve gezmenin dışında Türkiye ile ilişkilerde özellikle sokakta <laughs> halkın Türk mallarına yönelik bir karşılığı var mı? E, şöyle mesela Türkçeden bahsedebiliriz. Çünkü mesela Çin, Çin için söyleyelim öyle başlayalım. E, Çin'in e, Confucius Enstitüsü var. Dünyaya yayılmış bir şekilde Çin öğretimini e, ve Çin kültürünü yaymaya çalışıyor. Ve Korelilerin var. Yine Koreliler de ülkede bu arada etkin. Japonlar da bu arada ülkede etkin. Yani herkesin orada kültürünü yaymaya çalıştığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. ve bu noktada Türkiye'de Yunus Emre biliyorsunuz orada Türkçe öğretimini gerçekleştiriyor. Tabii ki Ahmet İsevi Üniversitesi söz konusu. Ve Türkçe yaygın ülkede. Türkçe öğrenime de çok büyük bir ilgi ilgiden bahsedebiliriz. Diziler eliyle de bu gerçekleştirilmiş. Türkçe'ye yoğun bilgi var. Ama insan yani e, bazı kurumlarla konuştuğumuzda şöyle geri dönüşler alıyoruz. Sizin o Türkmanları dediğiniz şeye girmek için bunu anlatıyorum. E, Çinceye yöneliş çok yüksek. Bunun bir sebebi var. Çin kültürüne duyulan sevgiden, saygıdan dolayı değil bu. Çünkü bir iş imkanı söz konusu. Yani e, daha stratejik görülüyor e, Çince öğrenmek. Zaten Rusça ikinci bir dil olarak kullanılıyor. E, ancak Çinceye yönelim e, bu büyük projeler, mega projeler dediğimiz ve Çin'in ciddi yatırımlarından dolayı istihdam olayı çok daha yüksek. Ne yazık ki Türk şir şirketleri e, daha ufak e, yapılar üzerine orada yerleştirilmiş. Bir restoran, bir e, giyim mağazası yani 10 kişiyi isti istihdam etmeyebilir. E, ancak Çinli şirketlerden bahsettiğimiz zaman binlerce kişilik bir istihdam olayı söz konusu. Bundan dolayı da Türkçe bilenler de zaman zaman hani iş bulma noktasında da zorluklar çekiyorlarmış. Bunu buradan bahsetmek gerekiyor. Muazzam bir yatırım ülkesi. Dünyanın her yerinden oraya geliyorlar. Gerçekten kalkınmaya çok açık, çok ciddi paralar kazanmış bu gelen yabancı ülkeler. Ama bizim ülkemizden daha çok küçük şirketlerin orada etkin olduğundan bahsedebiliriz. Çok sınırlı sayıda büyük şirketimiz orada etkinlik gösteriyor. Bu da bizim en büyük handikaplarımızdan Aslında biri. Bu Türkiye'nin dışarıya açıldığı Asya ülkeleri içerisinde önemli ülkelerden bir tanesi Hemen. Kazakistan özellikle bağımsızlık hareketinden sonra. <laughs> Fakat ne yazık ki şu ana kadarki süreçte daha kalıcı, daha ileriye dönük ve büyük istihdam oluşturabilecek Alanlar ya yok ya da var olanları biz duymuyoruz. Var ama dediğim gibi hep küçük işletmeler. Görebiliyorsunuz Türk firmaları her yerde. Ama nedir? Bir restoranda kaç kişi çalışabilir? Bu soruyu soruyorlar mesela. Bir giyim mağazasında kaç kişi çalışabilir? Ancak Çin'in yaptığı yatırımlarda işte fabrika, madencilik, işte yol projesi, binlerce kişinin istihdam edildiğinden bahsediliyor. Tüm büyük bir Çin'in komşu olması önemli bir avantaj Tabii. Çin açısından Tabii ama Türkiye'nin de gerek ırk olarak gerekse din olarak o bölgede iş yapabilme kapasitesi açısından önemli avantajları olabilir. Hatta önceliği de var diyebiliriz. Aynı konuştuğumuz isimden bahsedelim. Nur Otan Partisi'nin yetkilisi şu örneği verdi bunu da anlatalım belki. Hazar kıyısında Kazakistan'ın Antalya'sı olabilecek hani turizm potansiyeli açısında bir bölge var. Ve burada bir turizm işletmesi gerçekleşecek. Çok büyük bir proje. Bu zaten büyük bir şirketimiz kazanmış. Burada Çinli şirketler de burayı istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de şirketler bunu istiyor. Ancak Kazaklar burayı Türk şirketine veriyor. Bunun sebebini söylediği zaman şunu şu açıklamayı yaptı bize mesela. Ee, bu tarz büyük organizasyonların büyük organizasyonlarında biz e, Türk şirketlerinin almasını istiyoruz. Hatta biz onlara öncelik veriyoruz. Ancak bu e, büyük e, projelere daha geride duruyor Türk şirketleri. Yani Çinliler bu noktada daha önle diyor. Ancak mesela o projede bir Türk şirketi aldı. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. E, böyle de bir önceliğimiz var aslında ülkede. Buradaki <laughs> temel sıkıntı görebildiğiniz kadarıyla şirketlerin Yatırım yaparken arkasında ekonomik destek noktasında bir eksiklikten mi kaynaklanıyor? Bir cesaret eksikliği maddi anlamda tanak içerisinde kendi devletini arkasında istediği gibi bulamamaktan mı kaynaklanıyor? Yoksa e, ciddi anlamda bir bilgisizlik var, o bilgisizlikten mi kaynaklanıyor? Ben bilgisizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye... Devlet olarak orada çok etkin bunu söyleyebiliriz. Yani bütün kurumlarımız orada oldukça da iyi çalışıyorlar. Erşiliğimiz çok iyi çalışıyor. TİKA orada, Yunus Emre orada. TRT yine TRT'nin bir ofisi orada. Yani burada üniversitemiz orada. Üniversitemiz çok yine önemli bir görev arz ediyor. Burada birazcık da hani büyük şirketlerimizin daha etkin olması, o hani TRT. artık yatırım alan, alanlarının değiştiğini öğrenmesi gerekiyor. T.R.T. Avazın bir karşılığı var mı? Ya direkt Kazakistan'da bir yayınımız yok. Sadece hani o T.R.T. oradaki haberleri doğru bir şekilde aktarabilmek amacıyla bir ofis var. Ancak bir yayın sürecine de yakın bir dönemde geçileceği haberini aldık. Yani direkt Kazaklar açısından. Ancak televizyonlarda zaten her televizyon kanalı, kanalında iki 3 tane Türk dizisinin oynatıldığını söyleyebiliriz. Yani hem Türkçe hem Kazakça olarak. Anladım. Böyle bir etkinlik var. Ee, kendi komşularıyla ilişkileri Çin'in haricinde, özellikle Türkiye komşularla Hı -hı. ilişkileri nasıl? Ee, Kazakistan bölgede daha demin de bahsettiğimiz gibi bir liderlik potansiyeli var ve bunu iyi bir şekilde oynamak istiyor. Nazarbayev'in çok sık bir şekilde üzerine durduğu Özbekistan'sız barış olmaz. Özbekistan devleti, bölgenin en önemli devleti. Nüfus çünkü bir kere çok önemli. Her tarafa yayılmış bir Özbek nüfustan bahsediyoruz. Ee, tabii Kerimov döneminde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşandı. Ancak Mirziyoyev'le birlikte bu işte son iki sene, üç sene oldu herhalde. Çok yoğun bir e, ilişki ağı kuruldu. Ciddi bir e, ağ var. Orta Asya devletleri bir araya gelerek e, bir organizasyon da oluşturdular dışişleri bakanlıkları toplanıyor bazı konuşmalar oluyor Amerika Birleşik Devletleri böyle bir organizasyon yapıyor bütün Orta Asya e, liderleriyle bir araya gelen işte senede gerçekleşen bir organizasyon yapıyor bu noktada e, sorunlu ilişkilerden bahsetmemiz zor Kazakistan birazcık daha kendisini geri çekip iş yapıyor yani Kırgızistan Özbekistan bazı sorunları var Tacikistan Kırgızistan sorunları var ama Kazakistan böyle bir kriz çatışma oranından ortamından bahsetmemiz zor. Yani İran ee, İran'da tabi yine Kazakistan'ın ilişki kurduğu ülkelerden bir tanesi. Nasıl dediğimiz gibi işte Türkler var, Koreliler var, Japonlar var. İranlıları... hani öyle çok işte büyük projeler, büyük mega işler içerisinde görmedik ama İran'ın da bir kültür ofisi söz konusu. Farsça ya da yani Farsçının yayılması, İran kültürünün yayılması adına onlar da faaliyet gösteriyorlar. Ancak hani ülkede çok görünür, inanılmaz bir etkisinin olduğundan en azından ben görmedim, öyle söyleyebilirim. Ee, çok ülke kendi kültürlerini o diğer ülkelerde yaşatmak için kültür merkezleri açıyorlar ama şimdi dünyada kullandığımız cep telefonu, içtiğimiz kahve kahvenin içiş şekli, alışveriş merkezleri. Efendim, e, ...futbol, futbol oyun alanları, bu alanlardaki giyim tarzı, ayakkabı, elbise, diğer şort ve bunların hepsi neredeyse değil tamamen standart hale gelmiş. Şimdi bir tarafta bir standart hegemonyası var. Evet. Yani e, A ülkesinden Z ülkesine vardığınızda diyelim ki bir kahve içecekseniz, X markasının kahvesini içecekseniz tarz aynı. Ya da bir e, sandviç yiyecekseniz, bir markanınkini yiyorsanız fark etmiyor. Şimdi bu kadar baskın bir standardın olduğu yerde ülkeler kendi kültürlerini ne kadar yaşayabilirler? Ne düşünüyorsunuz? Zor tabii yani Kazakistan'da da... E... Bunu sadece Kazakistan evet, örneğinde evet. sormuyorum. Tabii bütün dünyada evet. da var. Biz hani orada gözlemlediğimiz en önemli olay şuydu. Astana artık Nur Sultan tabii şehrin adı. Eski başkent Almatı ve Çimken, Türkistan diyelim, Güney Kazakistan, eski Güney Kazakistan, şimdi Türkistan olarak biliyorsunuz. Şimdi bu üç şehre de gittik ve üç şehirde de aslında yaşam çok farklı birbirinden, kültür de çok farklı. Nur Sultan'da Rusça çok hakim. Şeye indiğimiz zaman, Türkistan tarafına indiğimiz zaman Rusça bilen sınırlı, yani Kazakça çok daha hakim. Mesela Türkçe bilen daha hakim. Enteresan bir şekilde bütün satış noktalarında çok net bir şekilde Türkçe konuşarak anlaştık. Yani bunun temel sebeplerinden bir tanesi Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin oradaki varlığı. Almatı'ya gittiğimizde orada daha da bir batı kültürü çıkıyor karşımıza. Sokaklar muazzam derecede. Bu arada Astana ve Almatı'da devlet bütün ekonomiyi bu iki şehre aktarmış. Çok ciddi binalar, projeler. Sokaklar inanılmaz şekilde düzgün. Öyle söyleyebilirim. E, lüks caddeler. E, ama mesela Çimkent, Türkistan taraflarına gittiğimizde bu iki e, şehirden eser yok. Çok daha kırsal, yerel. E, halkın durumunu fakirliği açısından da daha farklı. Ben. Evet. E, oldukça fakir bir bölge. Evet. E, fakirlik neredeyse e, paçadan akıyor. Ne yazık ki. <laughs> Tabiri ne yazık ki. ne yazık ki. Peki bu, bu kadar kültür ...demeyeyim ama yaşantı farklılığının... Hı hı. ...olduğu ülkede... Ee, ...uzun süre... E, ...dinsizliğin... ...devlet politikası olarak uygulandığı... ...Rusya'dan ayrılmış... Evet. ...ve işte 30 yıl bu ayrılış süreci... ...şu andaki dini yaşantı... ...Müslümanların... E, ...dini yaşantılarını nasıl görüyorsunuz? Özellikle gençler, yaşlılar... Hı hı. E, ...neler gördünüz? Ya 90'lardan... ...sonra... E... Sovyetlerden ayrılmış bütün devletlere, ülkelere cemaatler akın etti biliyorsunuz. E, bu kimisi tamamen bir kota koydu. Yani mesela Özbekistan'da olduğu gibi. Kimisi daha açık bıraktı. Mesela Kırgızistan'da herkes var. Yani alabildiğine bütün misyoner, Hristiyan misyonerler, Müslüman e, cemaatler ya da işte Budistler. Hani e, herkes orada. Kazakistan biraz daha tabii e, daha bir devlet gibi devlet diyelim. Ama orada da bir cemaatistler etkisi söz konusu olduğu, devlet onu daha sonrasında sınırlandırdığı, daha kendi eli, eliyle bu işi yönetmeye çalışıyor. Ancak bizim gözlemlediğimiz şu var, gençlerin İslam'a büyük bir yönelişi var. Tabii ki halk Müslüman, ancak bahsettiğimiz gibi çok uzun bir süre Sovyet etkisinde kalmış, hatta Sovyet öncesinde Rus etkisinde kalmış bir topluluktan bahsediyoruz yeni camiler inşa ediyor devlette. Yine müthiş mimariye sahip camiler. Astana'da yedi büyük camiden cami var. Yerili ufaklı diğerlerinden bahsedebiliriz. Ve orada bizim hani gördüğümüzde söylenenler de şu yönde. Cuma namazlarında da yine vakit namazlarında da camilerin dolduğu ve bu daha enteresan kılan tabii ki bütün bu süreci. Camiyi dolduran isimlerin 35 yaş altı insanlardan oluştu. Yani yaşlılardan ziyade gençlerin dine yönelik gerçekten büyük bir yönelişi söz konusu. Bizim de orada gözlemlediğimiz şey buydu. Yani bu bir anlamda iki farklı jenerasyondan da bahsedebiliriz. Bu ilk bölümde de konuştuk. Devletin içerisinde nasıl ki o Sovyet etkisinde yetişmiş insanların artık geriye itilip gençleştirme operasyonu sağlıyorsa hem Nazarbayev hem Tokayev bugün toplumsal anlamda da gençler ve o Sovyet döneminden kalan insanlar arasında ciddi bir fark var. Zihinsel kültürel anlamda. Bu tabii hani bizim konuştuğumuzda şey yaptığımızda daha olumlu olarak gördüğümüz bir süreçti. anladım Peki Burak bizi izleyenler açısından tamam sizi izledik. Kazakistan 3 yaşa 5 yukarı anladık. Biz ne yapacağız? Örnek, diyelim ki tatilimiz orada geçirebilir miyiz? Hı hı. güvenlik bili, bili bir ülke mi? Coğrafi alanları, turizm alanları güzel mi? Ya da yatırım yapacak olanlarımız varsa, yatırım yapmak için hakikaten gerek e, hı hı. bankalar açısından, gerekse ekonominin döngüsü açısından güvenli bir ülke mi? Sorularını e, hisseder gibiyim diyeyim. E, ben de size iletmiş olayım. Yatır, yatırımla başlayalım. Şöyle... Bu arada bir dakikamız tamam. kalmış. Tamam. E, Almatı için şöyle bir şey söyleyeyim. E, muazzam lüks bir şehirden bahsediyoruz. E, tipik bir hani Avrupa şehri diyelim. Hani O, o şekilde e, oluşturulmuş. Ve dünyanın her yerinden yatırım yapmak için ülkeler orada. Büyük şirketler orada. Bu yüzden Türk şirketlerinin de orada olması gerekiyor. Halk olarak bize düşense yine bir kere en başta Türkistan Ahmet İsevi Hazretleri bir kere bölgede sadece orası orasını görmek için bile gidilip e, görülmesi gereken bir ülkeden bahsediyoruz bize çok yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz e, bu yakınlık mesafe olarak değil ama kültürel anlamda e, bir yakınlıktan bahsediyoruz hem Almata hem Astana e, ve hem Türkistan ve diğer Kazakistan'ın o doğa güzelliklerinden e, turizm için oldukça elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik açısından da oldukça güvenli bir ülke. E, süremiz dolmuş ama son bir soru. E, fiyatlar nasıl? Fiyatlar da uygun bunu da söyle, söyleyelim. yani Hem otel fiyatları hem e, yiyecek içecek olsun e, Türkiye'ye kıyaslandığında daha sınırlı kaldığından bahsedebiliriz. Bu yüzden turizm için de elverişli bir ülke. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz Kazakistan'ı dinledik. Bir başka programda bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.